Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fırın fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Fabrika işçileriyle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, son 20 yıldır olduğu gibi Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 2023'te de vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti. Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı da 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğimiz toplam 54 milyar liralık yatırımların Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran kurumlarımız ile işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntılarından birini yaşıyor. Koronavirüs salgınıyla başlayan kriz, Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren çatışmalarla daha da derinleşti. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon, insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Bugün Amerika'dan Almanya'ya gelişmiş ülkelerin tamamı enflasyonun yanı sıra sağlık, enerji, gıda ve istihdam gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu ülkelerin hemen hepsinde enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek kendilerine bir refah ve güvenlik düzeni kuranlar ilk defa hayatın ve ekonominin gerçekleriyle yüzleşmeye başladı. Salgın günlerinde vatandaşlarını adeta ölüme terk edenler bugün giderek ağırlaşan hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında da aynı çaresizliği, aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Bize senelerdir örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl bocaladıklarını, rüzgarın önündeki yaprak misali nasıl sağa sola savrulduklarını hep beraber görüyoruz. Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef biz de ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler, 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanımızın sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Her kesimden insanımıza geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. İşçisinden işverenine kadar her kesimden insanımızın yanında olarak hiç kimseyi muannete muhtaç etmedik. Bugün de ekonomi politikalarımızı ve sosyal desteklerimizi bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz her insanımızın iş ve aş sahibi olması manasına gelen istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Bunun için yatırımı, üretimi ve ihracatı teşvik ediyoruz. Hamdolsun, daha yılın ilk yarısında ihracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbul'umuzun otelleri full dolu. Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İhracatla beraber istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Öyle ki
istihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi İstanbul Halk Ekmeği'nin 4. fabrikası Hadımköy'de açıldı. İstanbulluların ve bütün dünyanın hizmetini açmanın, ziyaretini açmanın mutluluğunu yaşadık. Akşam saatlerinde düzenlediğimiz o açılışta dün itibariyle de başlatmış olduğumuz 150 günde 150 proje adlı açılışlar, temel atmalar maratonundan da sizlere bahsetmiştim. Bahsettiğim projeler maratonunun bugün ikinci günündeyiz. Biz hem demokrat hem sosyal adaletçi ve de yatırımcı bir belediyeyiz. Bizim kamusal makamlara gelişimizin en temel amacı hizmet üretmek, yatırım üstüne de yatırım yapmaktır. İlk günden beri 16 milyonun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyor, ortak aklı harekete geçiriyor ve hizmet veriyoruz. Bu aziz milletin tek kuruşunu asla israf etmeden yıllarca ihmal edilmiş sorunlarının çözümüne odaklanıyor. Bu şehirde kesinlikle ve kesinlikle kalıcı bir biçimde ihanete son verecek kalıcı adımlar atıyoruz. Türkiye'nin ilk ekşi maya ekmek üretim tesisi unvanını taşıyan toplam normal ekmek üretim kapasitesini 1,5 milyondan 1,8 milyon adede çıkaran ve 110 milyon euroluk bir yatırımla tamamlanan fabrikanın açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu açılışta yaptığı konuşmada, yaşanan ekonomik kriz ortamında bazı vatandaşların evlerine ekmek dahi alamayacak duruma geldiklerine dikkat çekti. Vardı. Ve onu her ortamda dillendirdim. Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecekti. Bunu Allah nasip eder milletin oylarıyla göreceksiniz. Bütün Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bütün Türkiye'de. Her evde huzurun, her evde bereketin, her evde sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir iklimi Millet İttifakı olarak yaratacağız. Bizim ahdimizdir bu. Bunu yapacağız. Kavgasız bir toplum, kendi içinde barışık bir toplum, herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı duyduğu bir toplum, herkesin yaşam tarzına saygı duyduğumuz bir toplum. Bunu yaratacağız. Beraber yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız. Sevgi içinde, hoşgörü içinde yapacağız. Kinden, öfkeden, intikam duygusundan uzaklaşarak yapacağız. O duyguları ruhumuzdan söküp atacağız. Ayrıştık biliyorum. Kavga eden bir toplum haline geldik onu da biliyorum. Kadın cinayetlerinin arttığını da biliyorum. Yoksulluğun derinleştiğini de biliyorum. Ama Sayın Başkan dedi ki asla biz umutsuz değiliz dedi. Bütün baskılara rağmen umudu büyütüyoruz. Aynı umudu Türkiye satında da büyüteceğiz. Aynı umudu güçlendireceğiz. Herkesin emin olmasını isterim. Evet, 150 günde 150 proje. Sayın Başkan dedi ki bizi yalnız bırakma. Gel bizim açılışlarımıza gel. Güzel hizmetler yapıyoruz. Evet, güzel hizmetler yapılıyor. İstanbul'a hizmet etmek aynı zamanda Türkiye'ye hizmet etmek demektir. Çünkü 80 ilin bileşkesi 81. ilde, yani İstanbul'da zaten kucaklaşıyor. 80 ilden gelen yurttaşlarımız burada. Zaten İstanbul'a fazla geliyorum. İstanbullularla kucaklaşıyorum. İstanbul'daki Karslarla da, İstanbul'daki Hakkarilerle, Rizelilerle, herkesle, Edirne'den tutun İzmir'e kadar herkesin buluştuğu bir mekan. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul. Kadim bir şehir. Taşı toprağa bereketli, altın diye tanımladığımız bir kent. Dolayısıyla bu kente hizmet etmek olağanüstü güzel bir görev. Aynı zamanda verdiğiniz her hizmeti takdir etmek de sadece siyasetçilerin değil, bu kente ve İstanbul'da değil, Türkiye'de yaşayan herkesin de size
bir anlamda gönül dolusu teşekkür etmesi lazım. Bunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılı nedeniyle açıklama yaptı. Sertel, Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin onur, şerefi ve haysiyeti olarak tarihe geçmiştir dedi. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Lozan Barış Antlaşması'nın gizli maddeleri olduğu ve bu nedenle madenlerimizin çıkarılamadığını, bulunan petrolün Türkiye'nin yararına işleme sokulamadığı birçok bu konuda yalan ve tevatür üretiliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yani AKP'li belediye başkanı, bundan 15 yıl önce Afyon'da petrol bulunduğunu fakat petrolün Lozan Antlaşması gereği kullanılamadığını ve üstünün betonla kaplandığını ve kapatıldığını söylemişti. Biz de bunun üzerine CİMER'e başvurduk. CİMER ve CİMER dışında soru önergesi de verdik. Dedik ki Lozan'la ilgili gizli anlaşma maddeleri var mı? Varsa bunları bize açıklayın ve toplum da bundan bilgi sahibi olsun diye. Bizim gibi bazı yurttaşlar da CİMER'e başvurmuşlar. Bize verilen yanıt Lozan Antlaşması'nın öyle gizli maddelerinin olmadığı noktasında, bu bilgilerin doğru olmadığı noktasında bir yanıt verildi. Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli maddesi yoktur. Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin onur ve şerefi ve haysiyeti olarak çok önemli bir anlaşma olarak tarihe geçmiştir. Boğazlarımızın korunması, gemilerin, savaş gemilerinin oradan geçmemesi Lozan Barış Antlaşması sayesindedir. Bu anlaşmayı bozmak için tünel kazmak isteyenler, kanal kazmak isteyenler Lozan Barış Antlaşması'nın Türkiye'ye sağladığı Türkiye lehine menfaatleri, çıkarları korumak yerine işgalci güçlerin, emperyalist güçlerin emirleri doğrultusunda bu anlaşma içerisine girmek için kanal kazmaya çalışmaktadırlar. Lozan Barış Antlaşması'nın hiçbir gizli yanı yoktur. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli anlaşması. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Roman Hakları Çalıştay Alsancak Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda yapıldı. Çalıştay'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği Başkanı Zekiye Şenol, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Roman derneklerinin temsilcileri ve akademisyenler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları için Avrupa çerçevesi kapsamında yeni bir eylem planı hazırladığını belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Ulusal Roman Entegrasyon Politikaları için Avrupa çerçevesi kapsamında yeni bir Roman Eylem Planı hazırladığını biliyoruz. Burada buluşmamızın temel amacı da sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek bu eylem planının içeriğine dair öneriler geliştirmek. Roman kardeşlerimizin birçoğu en temel haklarını diğer vatandaşlarımızla eşit olarak kullanamıyor. Eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında en temel hizmetlere erişim konusunda eksiklikler yaşıyor. Büyükşehir Belediye'miz Roman vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için elinden ne geliyorsa yapmaya devam edecek. Tam da bu sebeple ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşit yurttaşlığı desteklemek amacıyla Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü'nü kurduk. Bu süreçte bir yandan İzmir'in engin Roman kültürüyle tanışıyor, ondan ilham alıyoruz. Diğer yandan çok sevgili Roman kardeşlerimizin elinden tutmaya gayret ediyoruz. Eylem planlarının yerel yönetimlere getireceği yeni yükümlülüklerin de farkında olarak Romanların eşitliği için elini taşın altına koyan ve İzmir'de eşitlikçi bir kent yaratmaya çalışan Sayın Tunç Soyer'e ve bu çalıştayı birlikte düzenlediğimiz Kentsel Adalet ve Eşitlik Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm emekçilerine teşekkür etmek.
Türkiye'de üniversite ve yüksek öğrenim üzerine araştırmalar yapan, ancak pandemi nedeniyle araştırmalara 2021 yılında ara veren Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı, 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. 2019 yılında 10. sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle 2022 yılında yapılan araştırmaya göre öğrenci dostu şehirler sıralamasında 2. sıraya yükseldi. Her yıl yapılan öğrenci dostu şehirler araştırmasında Ankara 2017 yılında 8. 2018 yılında 11. 2019 yılında ise 10. sırada yer alırken bu yıl 2. seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Öğrencilere yönelik indirimli su faturası tarifesinden öğrenci geçici barınma merkezine, indirimli öğrenci abonman kartından ücretsiz çamaşır yıkama imkanına, ücretsiz internetten sınav ücreti ödemelerine kadar birçok alanda öğrencilerin hayatını kolaylaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sunduğu çeşitli imkanlar sonucunda öğrenci dostu şehirler sıralamasında yükselişe geçti. Türkiye genelini kapsayan ve öğrencilerin memnuniyetini ölçen geniş kapsamlı araştırmayla üniversite öğrenci başkentleri sıralamasında Eskişehir 1., Ankara 2., Antalya ise 3. oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı 25. dönem Sivas Milletvekili Celal Dağgez, İYİ Parti Sivas İl Başkanı Volkan Karasu, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz ve Sivas Teşkilatı'nın yer aldığı heyet, eylem yapan Kangal Termik Santrali işçileriyle bir araya geldi. Sorumlu sendikacı olarak, sendika olarak tabii ki arkadaşlarımızın yanında yer almak zorundayız. Bunlarla birlikteyiz. Sıkıntımız taban ücret. Başka da arkadaşlarımızın bu. Ama sizlerin karşı karşıya kaldığı enflasyon oranı %300. Ben ekonomistim, altını çizerek söylüyorum. Çünkü sizin harcama kalemlerinize baktığımda ev kirasıdır. İşte o tam ekmek, tam buğday ekmeğinden aldım. Yaklaşık bir haftadır eylemde olan ve özlük haklarını da iyileştirme isteyen Kangal Termik Santrali işçileriyle görüşen İYİ Parti heyeti, işçilerin talep ve sıkıntılarını dinleyerek haklı mücadelelerinde işçilerin yanında olduklarını söylediler. Bu problem mutlaka çözülecektir, çözülmelidir ve bunun çözülebilmesi için de biz kendi üzerimize düşen takibi, görevi üstlendik. Bunu hep beraber arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Şunu net olarak ifade ediyorum. Çaresiz değilsiniz, sahipsiz de değilsiniz. Sivas Kangal'da sizler, Türkiye'nin birçok yerinde sizin gibi arkadaşlar var, işçiler var, emekçiler var. Onlar da maalesef bu sıkıntıyı çekiyorlar. Bu sıkıntıları çektiren kişiler sizin vekiliniz olamaz. Bu kadar söyleyeyim. Siz vekil olarak Ankara'ya gönderdiğiniz kişiler eğer bu sorununuzu çözemiyorlarsa sizin vekiliniz olmaktan çıkmış demektedirler. Bu iş zor bir iş. Termik santral madencilik ağır sanayidir. Yani çok büyük emek veriyorsunuz. Ben biliyorum bunları. Şimdi bakıyorum, duygulanacaktım, ağlayacaktım diye siyaset yapıyor falan dersiniz diye içimden de geçirdim. Yani sizin haliniz bu olmamalı arkadaşlar. Dün Sivas televizyonlarında, Sivas meydanlarında, sokaklarında Kangal Termik Santrali, Divri Demir Çeliği, Sivas Demir Çeliği niye bu hale getirdiniz diye bağır bağır bağırdım. Gelin konuşalım dedim. Niye özelleştiriyorsunuz Kangal Termik Santrali? Bakın arkadaşlar, sizi bir sıkıntı daha bekliyor. İleride ben bu işinden içinden çıktım, sizin aranızdan çıktım gittim. Başka kurumlarda genel müdürlük falan yatıyor ama ilerleyen zamanda da rezerv sıkıntısı çekeceksiniz. Sivas'ta Meta diye bir kuruluş koymadılar. Ne arama yapılıyor, ne tarama yapılıyor, ne zenginleştirme yapılıyor. Onun için dün Kangal Termik Santrali, Sivas Demir Çeliği'nin genel müdürlüğünü yaptığım Divri Demir Çeliği'nin nasıl hak ve hukukunu savunduysam
Bundan sonra da size namus sözü, bir hemşeriniz, arkadaşınız, mesai arkadaşınız, dava arkadaşınız olacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Sizin yanınızda olacağım. Yerden göğe kadar da haklısınız. Allah'a emanet olun. Artık yüksek enflasyon, yüksek hayat pahalılığı, kontrolden çıkan Türk ekonomisinin ağır bedelini sizler ödüyorsunuz. Zaten hepiniz bilirsiniz. Bir ülkede ekonomik kriz varsa önce bu ekonomik kriz dar ve sabit gelirleri çarpar. Siz şimdi elektrik ürettiğiniz santrallerde adeta ekonomik bir çarpıntıya uğradınız. Çarpıldınız. Biz emeğin, alın terinin yanındayız. Siz vallahi haklı olmasaydınız ben buraya gelmezdim. Ben emek mücadelesi verdim. Hak mücadelesi verdim. Nerede bir hak varsa, nerede bir haksızlık varsa orada olmak zorundayım. Sizin karşınızda kimin olduğu hiç önemli değil. Ya da işvereninizin kim olduğu önemli değil. Devletmiş, özel sektörmüş. Çünkü siz bu ülkenin sahiplerisiniz. Şu Anadolu coğrafyasında bu fabrikalar tütmezse ne olacak? Allah aşkına ne olacak? Bu fabrikaları tüttüreceğiz. Tütmesi için her şeyi yapacağız. Bunu bir kere daha söylüyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesiyle birlikte pandemi dolayısıyla ara verdiği halk günlerine yeniden başladı. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda vatandaşları kabul eden Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, vatandaşların her birini ayrı ayrı dinledi, taleplerini not aldı, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüştü. Yani siz Ankara'ya gelmeyin. Biz zaten Afyon'dayız. Buyurun gelin partimize. Biz buradaki sorunları, problemleri sizin adınıza takip edelim. Yapabileceğimiz elimizden gelir. 1 Temmuz itibariyle meclisimizin kapanması sonrasında tamam mesaimizi Afyonkarahisar'a verdik. İlçelerimizi ziyaret ediyoruz, köylerimizi ziyaret ediyoruz, teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda pandemi öncesi yaptığımız halk günlerini tekrar başlattık. İnşallah düzenli olarak da devam edeceğiz. Bugün pandemi sonrası ilk defa bir halk günü yapıyoruz. Sağ olsun vatandaşımız da bize teveccühü çok fazla. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza diyoruz ki bizim telefonlarımız 24 saat açık. Ankara'ya çıkıp gelmenize gerek yok. Telefonla ulaşabilirsiniz. İşte burada partimizde yaptığımız halk günlerimizde bize ulaşabilirsiniz. Biz sizin için varız, sizler için varız. Biz elimizden ne geliyorsa, nasıl yardımcı olabileceksek her zaman emrinizdeyiz ve yardıma hazır vaziyetteyiz. İnşallah bu halk günlerimizi tekrar devam ettireceğiz. Ve ilçelerimize ziyaretlerimiz, özellikle yaz döneminde seçim bölgemiz olan Afyonkarahisar'da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kent genelindeki yollarda gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarıyla ulaşımda konfor ve güvenliği sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde de dur durak demeden çalışıyor. Bakım ve onarımı yapılması gereken cadde ve sokaklarda çalışmalara hız veren Büyükşehir, asfalt yama çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına zamanında çözüm üreterek yaşamı daha konforlu hale getiren ekipler, bu kapsamda Darıca Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde asfalt serim, yol bakım ve yama çalışmaları yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları kentin dinamiklerine yönelik gerçekleştirdiği ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. KOMEK, ilk yardım eğitimini bu kez Kefken Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığı'nda görev yapan jandarma personeline verdi. Verilen eğitim, vatandaşların ya da personelin yaşayabileceği olası kazalar ve üzücü olayların önüne geçilmesi adına hayati önem taşıyor. KOMEK Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı Eğitmeni Selen Nezir tarafından verilen eğitimde,
Özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde duruldu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin de altı çizildi. Yani annemize, babamıza ya da kendi sevdiklerimize nasıl davranacaksak o kişiye de öyle davranmamız gerekiyor. Evet. Kalp masajı yapıyoruz. Kaç tane yapacaktık? 30. 2 kişiyiz. 15'e düşer mi kalp masajı? Düşmez. Evet, 30 kalp masajı yapıyoruz. O 30 kalp masajı yapıyor, ben 2 suyunu solunum yapıyorum. Peki, kişiye kalp masajı yapacağız ama kişi havli. Ne tarafından eğimde yatırmamız lazım? Sol tarafa. Bu sefer kalp bir işte içine kan alacak, bir bırakacak. O hiçbir şeye yaramayacak. Çünkü bütün bizim işte vücudumuzda 3 tane dolaşım var. Bir büyük dolaşım, bir küçük dolaşım, bir de...